Zekat ibadetinden başlayalım. Evet. Önce zekat ibadeti nedir? Evet. Mahiyeti nedir bunun? Evet. Bundan başlayalım inşallah hocam. Şimdi efendim zekat malum kelime anlamıyla temizlik anlamına geliyor. Temizlik. Yani zekat sadece bizde değil, İsa peygamber dünyaya geldiği zaman mucize ortadan konuşuyor. Ve evsani bis salati ve zekati ve berren bi valideti madümtü hayya diyor. Rabbim bana namaz kılmayı, zekat vermeyi, hayatta olduğu müddetçe de anneme iyilik yapmayı emretti diyor. Mucize olaraktan doğduğu gün bunu konuşuyor. Malum Kur'an-ı Kerim'de tefsirlerde yine izah ediliyor. Efendim Karun ne yapıyor? Zekata imtina ettiği için malıyla servetiyle beraber kahroluyor. Demek ki zekat ibadeti sadece bizim dönemimizde değil, bizden önceki ümmetlerde de var olan bir ibadettir. Tabii ki Kur'an-ı Kerim zekat vermeyi emrediyor. Fakat hadisi şerifinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu tefsir ediyor. Zaten Yüce Rabbimiz Efendimizle ilgili لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ buyuruyor. Habibim, biz sana insanlara indirilen Kur'an-ı Kerim'i beyan edesin diye görev verdik diyor. Yani hadisi şerifler Kur'an-ı Kerimleri tefsir ediyor. Bunu niye arz ettim efendim? Mesela Kur'an-ı Kerim'de işte şu kadar altından bu kadarı verilir, deveden bu kadarı verilir, servetten bu kadarı verilir diye bir tafsilat yoktur. Yalnız Kur'an-ı Kerim'de özellikle اَقِيمُ السَّلَاةَ ve اَعْتُ الزَّكَاةَ beraber 70 tane ayeti kerime vardır. Yüce Rabbimiz ehemmiyetine binaen 70 kere namazı kılınız, zekatı veriniz buyurmuştur. Zekatı da hangi şartlarda nasıl verileceğini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere izah buyurmuştur. Bu nedir? Havayici asliyesinden yani zati zaruri ihtiyaçlarının dışında bugünkü değere göre 80,5 gram altın değerinde bir serveti varsa bu servet üzerinden de bir sene geçtiyse o din kardeşimiz zekatla mükelleftir. Fıkıh kitaplarında bunun tafsilatı vardır. İşte 5 devede zekat şudur, 40 koyunda budur, 30 sığırda budur, parada malda budur diye tafsilatı verilmiştir. Fakat bir de af buyurun, hayvan ticaretiyle uğraşanlar vardır. Mesela 40 koyunda 40 keçide bir tane verilecek derken, bu af buyurun hayvan ticaretiyle uğraşan kişinin diyelim ki 10 tane koyunu var, 3 tane ineği var, 5 tane devesi var. Artık onda 40 koyun olması, 30 sığır olması beklenmiyor. Mevcut olan şeylerin değeri hesap ediliyor. Elde ne varsa. Çünkü onların tamamı ticari eşya sayıldığı için ona göre zekat veriliyor efendim. Şimdi tabii ki vatandaşlarımız çok soruyor. Diyor ki işte bir ev aldım, arsa aldım. Bunun zekatını verecek miyim diyor. Almış olduğu evini, arsasını ticaret için aldıysa şöyle ben bunu bugün alayım birkaç ay veya birkaç sene sonra satarım şu kadar kâr yaparım dediyse artık o ticari eşya hükmüne giriyor. Her sene ona şey vermesi gerekiyor. Zekat vermesi gerekiyor. Ama ev arsa gibi şeyleri çoluğum çocuğum oturur. İleride işte bize mülk olur diye böyle ticari eşya niyetiyle değil de mülkiyet olaraktan aldıysa onlar zekata tabi değildir efendim. Hocam çok güzel anlaşılır konuşuyorsunuz. Teşekkür ederim. Halkın anlayacağı dilden konuşuyorsunuz. Teşekkür ederim. Evet.